Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Mart ayı genişletilmiş ilçe divan toplantısını Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç, Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Berber, Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü ve çok sayıda partili katıldı. İlçe divan toplantısında Saadet Partisi'ne katılan yeni üyelere rozetleri takıldı. İlçe divan toplantısının açılış konuşmasını Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü yaptı. Gerek ilçe olarak, gerek ülke olarak, gerek İslam alimi olarak, gerek de tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönem içerisinde milli görüşün, Saadet Partisi'nin nasıl bir duruşa sahip olduğu önem arz ediyor. Dolayısıyla bütün zorluklara rağmen, bütün engellemelere rağmen 4 tane partisi kapatılmış, siyasi birileri yasaklı duruma getirilmiş, arkasından 2 defa, 3 defa bölünmüş ve asra damga vurmuş bir liderini kaybetmiş. Fakat damadını kaybetmiş bir teşkilat olarak dimdik ayaktayız ve o dava hedefe ulaştırma noktasında maddem ve manen mücadele etmeye devam ediyoruz. Sütçü, Saadet Partisi olarak mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Milletimize olan hizmet aşkımız, Cenab-ı Hakk'ın rızasına olan aşkımız ne olursa olsun, özür önümüze nasıl bir engel çıkartırsalar çıkartırsın, vazgeçmeyeceğiz ve çalışmalarımıza aman içine devam edeceğiz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç ise konuşmasında İnegöl Teşkilatı'na övgüler yağdırdı. Şuraya 200 bin kişinin katıldığı bir mitinge gelmekle, şu salonda teşkilat toplantısı yapmak üzere gelmek hususundaki terbiyemi sorsalar, 100 bin defa bu salona gelmeyi terbiye ederim. Niçin? Çünkü bu salon... Ayakta durduğu sürece, diri olduğu sürece biz İnegöl'ün meydanında 200 binlik 100 tane toplantı yaparız. Eğer bu salon olmazsa, orada mecalimiz olursa bir defa yaparız, bir daha yapamayız. Onun için bizim gücümüz buradadır. Tonguç daha sonra gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli görüşün 45 yıllık ekonomik, manevi, ahlaki ve dış politika reçetelerini uygulamadıktan sonra bu milletin bünyesini kasırgalara karşı dayanıklı hale getirmeniz mümkün değildir. Ne yapın yapın, bizim iktidara gelmemiz önemli değil. Eğer iktidarda kalacaksanız, kalmak istiyorsanız yapacağınız başka bir şey yok. Milli görüşün ortaya koymuş olduğu 45 yıllık reçeteyi uygulamadan bu milleti sahih selametine ulaştıramazsınız. Bakın burada biz yapalım demiyoruz. Alın reçeteyi uygulayın diyoruz. Her bir gelişmede oraya buraya rüzgar gibi dönmekle bu memleketin idaresinin mümkün olmayacağını anlamanız lazım. Önce şunu Rusya'yla düşmanlık yap, adamın uçağını düşür. Ondan sonra onunla domates pazarlığı yapabilmek için 2 defa, 3 defa ayaklarına git. Ondan sonra Amerika bu tarafa bir füze attı diye sırtını onlara dön, Amerika ile pazarlığa başla. Böyle şey olmaz. Bu elinde sonunda Türkiye'ye zarar verir. Ve neticesi bu millete pahalı olarak döner. Onun için ne yapıp yapıp bu milletin bünyesini sağlamlaştırmak mecburiyetindeyiz. Bünye nasıl sağlamlaşacak? Bu Türkiye ekecek, biçecek, sanayisini geliştirecek, işsizine iş bulacak, istihdamını sağlayacak ve böylece büyüyerek bünyesini sağlamlaştıracak.